Evet sevgili dostum, öncelikle videoma hoş geldin. Eğer sen bu videoya tıkladıysan OBS Studio'da en iyi yayın ayarları hakkında bir araştırma yapıyorsun ve ben sana bu videoda kendi bilgisayarına uygun bir şekilde en iyi yayın ayarlarını nasıl yaparsın kafanı gereksiz bilgilerle doldurmadan net bir şekilde aktaracağım. Bunun için tek yapman gereken anlattıklarımı net bir şekilde anlayabilmek için videoyu ileri sardırmadan tane tane izlemek. Değerli vaktinizi daha fazla almadan hemen videomuza geçiyorum. Başlamadan önce son olarak da şunu belirtmek isterim ki bir önceki OBS videolarımızda mikrofon kalitenizi en az 10 katına nasıl arttırırsınız ve en iyi kayıt ayarlarını nasıl yaparsınız bunlardan bahsetmiştik. O videolara da tıklayıp izlemeni tavsiye ediyorum. Lafı sözü daha fazla uzatmayalım ve eğitimimize geçelim. Şimdi öncelikle OBS Studio ekranını açtık. Buradan ayarlara tıklıyoruz ve yayın kısmına geliyoruz. Burada arkadaşlar servise tıkladığınızda hangi platformda yayın yapmak istediğinizi seçiyorsunuz. Diyelim ki ben burada YouTube'u seçeceğim. YouTube'da bir canlı yayın yapacağım. Buna tıkladım. Ardından buradan hesap bağlaya tıklıyorum ve YouTube hesabımı bağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hesabımı ben bağladım. Buradan sonra yapmanız gereken önemli nokta buradaki tik işaretini koymanız arkadaşlar. Bu tiki kesinlikle koyuyorsunuz. Çünkü burada OBS diyor ki yayın hizmetinin alındığı yer ayarları otomatik olarak uygulasın mı diyor. Biz hayır diyoruz. Yayın ayarlarımızı kendimiz yapacağız. Dolayısıyla bu tiki koymayı kesinlikle unutmuyoruz. Ardından bu yayın kısmında işimiz bitiyor. Ve en önemli bölümümüze geçiyoruz. Buradan çıkışa tıkladık ve buradan yayına geldik. Ardından karşımıza böyle bir ekran geliyor. Şimdi bu ekranda yapmanız gerekenleri ve sebebini sizlere adım adım aktaracağım. Öncelikle ses parçasını 1 olarak seçiyoruz. Tek ses parçasından yayın yapacağımız için bunu 1 yapıyoruz. Ardından aşağıdaki ses kodlayıcı kesinlikle bu şekilde FFmpeg AAC olarak kalmalı. Bunu değiştirmiyoruz kesinlikle. Video kodlayıcı kısmından burayı kesinlikle ve kesinlikle Nvidia NVENC H264 olarak seçiyoruz. Yani OBS Studio üzerinden yayın yaparken ekran kartından güç al diyoruz uygulamaya. Siz Nvidia değil AMD falan da kullanıyor olabilirsiniz. Kendi sürücünüzü buradan bulup seçebilirsiniz. Şimdi işlemciniz çok iyi olabilir. Buradan işlemciyi de seçebilirsiniz. X264 kısmı sizin işlemciniz oluyor arkadaşlar. Fakat yayın yaparken oyun falan oynayacaksanız, ağır işler falan yapacaksanız kesinlikle ekran kartından güç almanız gerekiyor. İşlemciyi daha fazla yormamanız gerekiyor. Kaliteli bir yayın için kesinlikle Nvidia NVENC H264'ü seçiyoruz. Seçtikten hemen sonra bir altına indik. Çıkışı yeniden boyutlandır kısmında kesinlikle bir oynama yapmıyoruz. Burası devre dışı oluyor arkadaşlar. Ve ardından işin en can alıcı kısmına, yani yayınımızı asıl kaliteli yapan en önemli ayarlarımızı yapacağımız kodlayıcı ayarlarına geldik. Şimdi bu kısma geldikten sonra YouTube olsun, Twitch olsun, Kick olsun fark etmez hangi platformda yayın yapıyorsanız yapın. Sabit bit hızı olarak seçiyoruz burayı arkadaşlar. Oran kontrolünde sabit bit hızı seçili olacak. Ardından aşağıya geldik. Bit hızı. Burası en önemli ayar yeri. Bit hızına geldiğimizde sizler öncelikle yayınınızda bir oyun yayını falan yapacaksanız, oyun oynayacaksanız 60 FPS'li bir şekilde yayın yapmak zorundasınız. Bakın 60 FPS yapsanız daha iyi olur demiyorum. Çünkü biz burada yayın yapıyoruz. Kayıt falan yapmıyoruz, video çekmiyoruz. Yayınımızın biraz kaliteli olması gerekiyor. Özellikle oyun oynayacağımız için biz yayını 60 FPS yapmak zorundayız. Dolayısıyla örnek veriyorum 1080 piksel 60 FPS bir yayın yapacaksak biz YouTube bize diyor ki kardeşim diyor senin yapman gereken yayın ayarı bu diyor. Öneriyor zaten. Yazıyor burada. Diyor ki 60 FPS 1080 piksel yayın yapacaksan H264 kodlayıcıyı seçeceksen senin yapman gereken bit hızı 12.000 diyor. Biz de YouTube'u dinliyoruz. Aynı şekilde OBS'e geri geliyoruz. Ve burayı 12.000 bit hızı olarak ayarlıyoruz. Evet doğru ayarımız bu arkadaşlar. Fakat siz diyelim ki burayı 12.000 yaptınız. Sizin bilgisayarınıza internet hızınıza ağır geldi. Sağlıklı bir yayın yapamıyorsunuz. Dolayısıyla 60 FPS'i 30'a düşüreyim mantığını kesinlikle düşünmeyin. Aklınıza bile gelmesin. 1080 pikseli 720 piksele düşürmeyi deneyebilirsiniz. Ya da ön ayarlardan kalite ayarını düşürerek programınızın CPU'nuzu daha az zorlamasını sağlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle ben size burada en iyi yayın ayarlarını göstereceğim. Ardından sizin yayınlarınızda kasma varsa, bilgisayarınız veya internetiniz buna zorlanıyorsa neler yapabileceğinizden videonun sonlarına doğru bahsedeceğim. 1080 piksel 60 FPS bir yayın ayarının bit hızı 12.000'dir arkadaşlar. Şimdi burayı da böylelikle geçtik. Anahtar kare aralığını kesinlikle 2 yapıyoruz. Çünkü yayın platformları ve YouTube bizden anahtar kare aralığını 2 istiyor. Burayı da geçtik, geldik ön ayara. Şimdi burası sizin internet hızınız, bilgisayar hızınız, yani bunlarla endeksli, doğaçlamalı bir şekilde ayarlayacağınız kalite ayar kısmı. Şimdi ben burada benim bilgisayarımla P6'da bunu kullanabilirim. CPU'mu, ekran kartımı fazla yormadan bu ayarlarla sağlıklı bir yayın yapabilirim. 3050 Ti bir ekran kartım var. 32 GB RAM var benim bilgisayarımda. Aynı zamanda internet hızımın upload hızı da 20 megabit ve download hızı 100 megabit olduğu için
Benim için bu ayarlar kafi. Aşağıya indim. Ayarlama kısmından burası yüksek kalite oluyor. Oynama yapmıyoruz. Bir altına indik. Çoklu geçiş modunu. Buradan çip geçiş tam çözünürlük seçelim arkadaşlar. Bir altındaki profil kısmı da high olarak kalacak. Biraz aşağı indik. Şimdi buradaki ileri bakma tikini kaldırıyoruz. Alttaki tikli kalıyor. Hemen aşağısındaki B kareleri de 2 olarak kalıyor. Ve burası da boş kalıyor. Kodlayıcı ayarlarımız tamamen sağlıklı bir şekilde böyle ayarlanıyor. Ardından işimiz bitmedi. Ses kısmına geldik. Ses kısmında kesinlikle örnekleme sıklığı 48.000 kHz olmalı. Altındaki kanal da stereo olarak kalmalı. Şimdi burayı da gösteriyorum çünkü biz bir yayın yapacağız. Yani kayıt falan yapmıyoruz. Yani sesimi sonradan editleyeyim, montajlayayım, düzelteyim diye bir seçeneğimiz olmadığı için direkt sesimizin kaliteli olması gerekiyor. 48.000 kHz de YouTube'un ve yayın platformlarının bize önermiş olduğu kHz'dir. Dolayısıyla burada yapmamız gereken farklı bir şey yok. Sadece burada mikrofon yardımcı ses kısmından hangi mikrofonunuzun seçili olduğuna dikkat edin. Örnek veriyorum, burada bazen siz mikrofon takmışsınızdır. Fakat farkında olmazsanız buradan sizin mikrofonunuz bilgisayarının başka bir mikrofonunda ayarlıdır. Sesiniz kalitesiz olur. Dolayısıyla kullanmış olduğunuz mikrofonun burada seçili olmasına dikkat ettikten hemen sonra burada da işimiz bitiyor. Video kısmına geldik. Şimdi siz diyelim ki yayın açtınız, oyun oynuyorsunuz, bir oyun yayını yapıyorsunuz. Hani söylemiştim ya, FPS'iniz kesinlikle 60 olmalı. Ne olursa olsun. Temel tuval çözünürlüğü ve çıkış çözünürlüğü 1920'ye 1080 olmalı. Bunun ikisinden birini farklı yapmıyorsunuz kesinlikle. Fakat diyelim ki siz 1080 piksel değil de 720 piksel bir yayın yapacaksınız. Bu ikisini de 1280'e 720 olarak ayarlıyorsunuz. Ardından FPS değerine kesinlikle oynamadan bu aşamayı da geçiyoruz. Son olarak gelişmiş kısmına geldik. Burada yapmamız gereken bir şey yok. Fakat aşağılara indiğimizde otomatik olarak yeniden bağlan kısmında eğer yayınınızda ani bir internet çöküntüsü olursa tekrar yeniden bağlanmasını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan gecikme ayarlarını yapabiliyorsunuz. Hemen aşağıda son olarak akışı yönetmek için bit hızını değişkenli bir biçimde değiştir kısmını dilerseniz tikleyebilirsiniz. Bu nedir arkadaşlar? Ondan bahsedeyim sizlere kısa bir şekilde. Bunu tiklediğinizde diyelim ki siz yayın yaparken ani bir şekilde internet hızınızda bir düşüş olacak. Dolayısıyla biz bit hızımızı 12.000'e sabitlediğimiz için yayında bir çöküş meydana gelebilir. Yani crash yiyebilir, aniden durabilir. Şimdi burayı tiklediğinizde bunu önlemiş oluyorsunuz. Yani nedir bu? Diyoruz ki ani bir internetinde yavaşlama olursa sen yayın bit hızını değişkenli bir biçimde o an düşürebilirsin diyoruz. Fakat bunun şöyle bir kötü yanı var. Durduk yere saçma sapan yerlerde sizin bitinizi düşürebiliyor. Yayın kalitenizi bozabiliyor. Dolayısıyla aslında buraya tik atmamanızda daha fazla fayda var. Sabit bir bit hızı kaliteli bir yayın için çok önemlidir arkadaşlar. Eğer internetinize güveniyorsanız burayı kesinlikle tiklemiyorsunuz. Dedikten sonra aslında yayın ayarlarımız tamamen buraya kadardı. Fakat her şey bitti mi? Hayır. Son olarak size şundan bahsetmek istiyorum. Buradan çıkış kısmına tekrar geldik ve kodlayıcı ayarlarımıza geldik. Şimdi diyelim ki siz yayın yapıyorsunuz. Fakat bu yapmış olduğunuz ayarlar sizin internetinize, bilgisayarınıza uygun değil. Yani yayınınızda sorunlar yaşıyorsunuz. Donmalar, kasmalar. Burada yayın kalitenizi düşürmeniz gerekiyor. Öncelikle böyle durumlarda yapmanız gereken ilk şey ön ayar kısmından P6'dan P5, P4'e kadar kalite ayarını çekiyorsunuz arkadaşlar. Çektikten hemen sonra bu kısımda oynamanız gereken farklı bir şey yok. Tekrar bir denersiniz. Yayınınızda sorunlar varsa, devam ediyorsa buradan bit hızınızı 10.000'e sırasıyla ardından 9.000'e 8.000'e düşürerek tekrar kontrollerinizi sağlıyorsunuz. En iyi yayın ayarları diye bir şey yoktur aslında. Sizin burada kendinize en uygun yayın ayarlarınızı tespit etmeniz gerekiyor. Bunu da ancak ve ancak deneme yanılma yöntemiyle yaparsanız kendi sisteminize, internetinize uygun en iyi ayarı bulmak için deneyip kendinize en iyi ayarı bulmanız gerekiyor. Fakat illa ben en iyi ayarları yapmak istiyorum. En iyi yayın ayarlarının sırrı en iyi internet ve bilgisayardır arkadaşlar. Hayatın gerçekleri bu şekilde ve videomuz da buraya kadar. Çıkmadan önce OBS Studio mikrofon ayarları videomuza kesinlikle göz atmanızı tavsiye ediyorum. Şu an yukarıda kartlarda gösterdiğim videoda OBS Studio'da 200 liralık mikrofonla bile nasıl profesyonel bir ses ortaya çıkarırsınız? Bunun hakkında bilgiler verdik. Bu tarz içeriklerin devamından haberdar olmak ve bana destek olabilmek adına kanalımıza abone olabilir ve videomuza like atabilirsiniz. Geri bildirimleriniz benim için çok değerli. Yorumlarda fikrinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.